Görür inşallah. Bülent Ersoy. Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, kendisini prodüktörü Fevzi Siverek'in ofisinde bir takım garipliklerin içinde bulur. Bakalım şahit olacağı tuhaflıklara ne tepki verecek? Bülent Ersoy şakamız var, sizin de anladığınız üzere. Sanıyorum en heyecan verici günlerimden birini yaşıyorum. Hemen sağımda Fevzi Bey var. Fevzi Siverek. Bülent Ersoy'un yapımcısı, prodüktörü. Evet, bugünkü konuk işbirlikçimiz Fevzi Bey'e bir daha teşekkür ediyoruz. Leyla'cığım, teşekkür ederim. Sana da bakayım, çok güzel mavi lenslerinle. Bugün Bülent Hanım'ın alt kadrosunda çalışacak olan Urfa'dan gelen genç türkücüyü oynuyorsun. Yalan arkadaşımız Berk, o da bizimle birlikte. Fevzi Bey'in mekanında birdenbire doğaüstü olaylar gerçekleşmeye başlayacak. Bülent Hanım buraya gelip bir görüşme yaptığı sırada. Ben yerime geçiyorum, çok heyecanlıyım. Bir bekledikten sonra Türk müziğinin divası Bülent Ersoy bütün ihtişamıyla geldi. Hadi bakalım, Allah sonumuzu hayır etsin. Evet, divamız geldi arkadaşlar, başlıyoruz. Ne içen abla? Soda verin. İçerisine de bir limon. Sıkmayın. Tıraş. İnce dilim aç, sodanın içine at bardağını oğlum. Bakayım, güzelmiş. Bakayım yastıklarına. Hangisi, şuna mı? He. Çok eşek. He. Vereyim sana bunu. Çok istiyorum. Nereden aldın? Ben bilmem ki erişim. Hayır. Çocuklar alıyor işte. Hay Allah. Ne, oraya çamaşır mı astınız? Nereye? Yukarıya. Evet, nasıl da dikkatli bak. Mekanda en ufak bir değişiklik fark ediliyor, görüyorsunuz. Aman arkadaşlar, dikkatli olun. En ufak hatayı affetmez. Yok, onlar çamaşır değil abiciğim. Fevzi Bey, beni duyuyorsanız çenenizi kaşıyın. Ama biraz mı kurudu, görüyor musun? Biraz kurudu. Çok az. Neden? Neden kurudu bu? Yerler niye kurudu diyorum? Yerler kurudu diye bu kadar sert soruluyorsa artık şakadan sonra ben düşünemiyorum. Ya su az verilmiş abla. Yavaş yavaş konuyu bir Levent'e getirin bakalım. İşte bu şeyi anlatmıştım ya sana. Kim? Bu Bahçe şeyde bizim hemşerilerin bir mekanı var. Ondan sonra orada sahne alacağız, bir kapora da almıştım. Ondan sonra şey bir orada... Ne kaporası ya? Bir mekanda neresi sahne bu? Alacağız. Bahçeşehir'de bir mekan. Gördük mü bakalım? Ben nedir? Gördüm. Sen gördün de benim görmem lazım. Ama abla, bildiğin bunun ablası şeysi olmaz. Şey var, orada onların bir de alt kadroda bir çocuk var. Urfa'da hemşehir. Ay, kendi oldu da gazinonun çocuğu kaldı. Bırak Allah aşkına, sen de deli misin, nesin be? Evet, hassas yerinden yakaladık Bülent Hanım'ı. Daha Levent'i görmeden bu kadar tepki gösterdi. Görünce ne yapacak bakalım. Zaten sen görüp olmadı dediğin zaman zaten olmayacak. Kapora ne olacak? Kapora almak demek. Yeriz kaporayı. Olur mu ayola? Arkamızdan teneke çalarlar. Asla. Evet Fevzi Bey, Levent'in farklı özellikleri olduğunu vurgulayalım. Çocuk olağanüstü güçlü falan filan. Hı? Bir şeyler görüyor, ediyor çocuk yani. Dolu bir çocuk. Olağanüstü güç mü? Yani böyle ne bileyim, tuhaf tuhaf şeyler yani. Nereden bulursun bunları? Nereden bulursun? Allah'ım, hiç mi akıllısı bulmayacak beni ya Rabbim? Evet,
bulmadık vallahi Bülent Hanım. Levent'i size özel yeniden dizayn ettik. Evet, göreceğiz birazdan. Ayıp olmasın, beni rezil etme de çocuk burada bir... Ne rezil etmemesi ya? Şey diyeyim, çocuğu çağırayım öyle. Ben bir şey baktıramam, ben sana söyleyeyim. Yok, baktırma çocuğu, bir gör, bir parça bir şey dinleyelim. Alt kadro, alt kadro olur. Sonra bilgisayardan şeyleri göster. Sen çocuğa inşallah söz vermedin. Sözsün tamam, bir söz verdim. Hayır, kirve yok, bilmem ne, bilmem ne. Herkesle de kirvesiniz zaten, nasıl oluyorsa o işler. Kirve, mirve, ayağı yok. Sakın bana hiç. Sana söyleyeyim, haberin. Hele musikide asla. Şey oğlum. Evet Levent, hadi hazır ol. Ay Levent. İnan bana, hiç yerinde olmak istemezdim bugün, biliyor musun? Çocuğum, şu bizim türkücü çocuğu bir çağırsana bir gelsin. Ne, bunu kulağı duymuyor mu? Duymaz olur mu? Niye? Neden beni duymadıktan sonra... Duymaz mı ablacığım? Niye gelmedi o zaman diyor. Ama orada fan çalışıyor ya, ondan duymuyor. He. İçeride arar, çalışıyor, görmüyor. Of. Getir oğlum çabuk odayı. Getir oğlum, biraz sallan. Kırıtarak gelme, hadi gel. Teşekkür ederim, mersi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, sen onun için beni buraya böyle abla abla diye. Allah bana yoksa son gürlüğümü verdi dedim. Fakat Mevzi Bey'le aralarındaki diyalog bilir sinirimi bozdu. O kadar ısrar etmezse. Hadi Levent, acele et, bekletme divamızı. Hazırladık senin için. Aha geldi bizim sanatçı. Altımızda saniye alacak çocuk. Daha bir şey belli değil. Kabul edersin. Ha, teşekkür ederim. Şöyle atsana verin. Çok severim. Sağ ol çocuk, teşekkür ederim. Abi yanına mı geleyim? Nasıl yapalım? Böyle gel yanıma, gel. Gel yanıma, gel yanıma. Hocam... Müsaade eder. Estağfurullah çocuğum. Buyurun. Nerede eğitim aldınız efendim? Hocam ben Urfa'da yerel olarak sıra gecelerinde, orada düğünlerde falan şu anda... Okuyorsunuz. Elimizden geldiğince. Evet. Aferin. Hele bizim o şarkıyı mı okudun? Ablam... Senin şarkı. Türkü. Levent, çok güzel okuma türküyü. Böyle bir yerlerinde saçmala. Feleksen ne feleksen, bağrım etin eleksen. Aldın gül yüzlü yari, daha neme gereksen. Elbet yüzüm gülecek, bülbül güle erecek. Bu karanlık günlerin bir gün sonu gelecek. Ağla gözle. Allah'ım çok fena bakıyor. İyi gidiyorsun Levent. Bülent Hanım'ın yüzü iyice düştü. Hatta kaşlar çatıldı. Haydi hadi bakalım. Ben felek murgunuyam, yanar gezerim. Başım neyle takma, eş dost var şakamızda. Aramızda, çok aramızda.